Zindan, hapishane, cezaevi. İsimler farklı olsa da aynı acı ve çilenin anlamı olmuş. Yürek yakan ayrılıkların, hasretlerin mekanı olmuş. Bu mekanın sakinlerine kadere rıza göstermenin verdiği teslimiyeti ifade için kader mahkumu demişler. Yeri gelmiş mahpus damına düşmek deyimi kullanılmış içindekilere. Mahkum, hükümlü, tutuklu gibi değişik isimler de verilmiş. Adlar, ünvanlar ne olursa olsun acı hep aynı acı olmuş. Katillerin, fücurların, azgınların ve bir anlık nefsine mağlup olup suç işleyenlerin girmesi ve ıslah olması için hazırlanmış, öyle düşünülmüş. Fakat buranın uğrayanları çoğu defa da salihler, peygamberler, veliler, Allah dostları ve masumlar olmuş. Son asrın minaresinin başında duran Hazreti Üstad Bediüzzaman'ın tabiriyle Hazreti Yusuf Aleyhisselam mahpusların piri olması hasebiyle hapishane bir nevi medrese Yusufiye'dir der ve Hazreti Yusuf Aleyhisselam ile başlatır. Her insan grubunun başında bir serzakir olarak, bir büyük olarak, bir rehber olarak, bir peygamber vardır. Gemicilerin piri Hazreti Nuh Aleyhisselam, terzilerin piri Hazreti İdris Aleyhisselam, doktorların piri Hazreti İsa Aleyhisselam olduğu gibi mahpusların, zindanlarda düşenlerin piri de Hazreti Yusuf Aleyhisselam'dır. O büyük peygamber Mısır Azizi'nin hanımı Ra'i Züleyha'nın bütün tuzaklarından Allah'ın izniyle kurtulmuştur. Onun afet oluşu Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın iffetli oluşu karşısında hiçbir işe yaramayınca bu sefer iftira yolu seçilerek zindana atılmıştır. Nebi Yusuf Aleyhisselam Rabbim bu beni davet ettikleri şeyden daha hayırlıdır diyerek büyük bir sabır ve metanetle hapishaneye girmişti. Bu peygamberana tavır zindanı tam bir medrese Yusufiye çevirmişti. Allah'ın inkar edildiği ve imandan habersiz yaşayan Mısır halkı zevk ve sefa içinde hayatlarına devam ederken Hazreti Yusuf Aleyhisselam o dehşetli yer olan Firavun'un zindanında cennete adam yetiştiriyordu. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın irşadıyla daha sonra kendisi de iman edecek olan Mısır'ın o zamanki Firavunu Reyyan bin el-Velid'in sarayı her türlü derdebe içinde olmasına rağmen o an küfür karanlığıyla cehennem haleti yaşarken aynı yerin hapishaneleri Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın eliyle İslam nuruyla nurlanıyor, zindan medrese oluyor ve cennet bahçesine dönüşüyordu. Hazreti Yusuf Aleyhisselam bu medrese-i Yusufiye'de de tam bir müderris-i azam olarak Allah'tan gelen vahiy ışığıyla karanlık sidenleri aydınlatıyordu. Uzun seneler peygamberlik, büyük ve kutlu vazifesini zindanda yapan Hazreti Yusuf Aleyhisselam, bir rivayete göre tam 12 sene, bir rivayete göre de 7,5 sene sonra zindandan çıkmıştı. Kutlu peygamber zindandan çıkarken kıyamete kadar hapishanenin ne demek olduğunu bütün insanlığa ders verircesine yıllarca kaldığı hapishanenin giriş kapısına şu mısraları yazmıştı. Burası dirilerin kabridir. Hüzünlerin, kederlerin, acıların toplandığı bir evdir. Onların tecrübe edildiği, düşmanların sevindirildiği bir yerdir. Gerçekten bu cümleler zindanın ne olduğunun özetiydi. Daha sonraları bu medrese Yusufiye'den kimler geldi, kimler geçti? Ne mezunlar verdi bu mübarek mekan ve tam bir ders yeri olduğunu gösterdi. Yine bir zamanların Mısır'ında İsrail oğulları hapis ediliyordu. Batılıların Ramses dedikleri Hazreti Musa Aleyhisselam döneminin Firavunu Velid bin Musab bütün İsrail oğullarının hapse atılmasını emretmişti. Kıptiler üşe bucak İsrail oğullarını arıyor ve anında Firavun askerlerine ihbar ediyorlardı. Yakalanan her İsrail oğlu ya hapis ediliyor ya öldürülüyor ya da köle olarak satılıyordu. Yapılan ihbarlarla Mısır zindanları dolup taşmıştı. Hatta bu yüzden hapishaneye başka suçlardan girenlerin salıverilmesi emrini vermişti dönemin firavunu. Aradan uzun yıllar geçince bir zamanlar zulüm gören İsrailoğulları bu sefer kendileri başka milletlere aynı zalimliklerin daha beterini yapmaya başladılar. Hatta Allah'ın kendilerine gönderdiği yüzlerce peygamberi de katlettiler. Şehit edilen her peygamber ve onların tabileri önce hapishaneye doldurulmuş,
sonra amansız işkencelere tabi tutulmuş, daha sonra şehadete kanat çırpmışlardı. Hükümdar Herodias bir ahlaksızlığına fetva vermediği ve Tevrat'ın bir hükmünü kendisi için değiştirmemesi yüzünden büyük peygamber Hazreti Yahya Aleyhisselam'ı katletmişti. Ve yine o dönem zindanlar Hazreti Yahya Aleyhisselam'ın tabileriyle dolup taşmaya başlamıştı. Aynı akıbet Hazreti Zekeriya Aleyhisselam'ın başına gelecek. Allah'ın peygamberini testereyle ikiye bölüp şehit edenler, onu sevenlere de her türlü zulmü reva görmüşlerdi. Zaman tarih sahnesinde akarken bir başka diliminde putperest Roma İmparatoru Gallius sırf Rabbim Allah'tır dedikleri için bütün Hristiyanların kükünü kazıyacağına ant içmişti. Onun yerine geçen kardeşi Claudius zamanında da hem Hazreti İsa'ya hem havarilerine yapmadığı zulüm kalmamıştı. Hazreti İsa Aleyhisselam bu zalim kral döneminde Rabbinin katına çıkarılmıştı. Neron imparator olunca Beytülmakdis'in ilk piskoposu ve din aşığı olan Yakup bin Yusuf'u öldürmüş, yine Hazreti İsa Aleyhisselam tabilerini ve o yolda gidenleri hapishanelere doldurmuştu. Yahudiler bu sefer zulme ön ayak olup ihbarları yaparken imparator olan İspanyol ne Hristiyan ne Yahudi bırakmayarak hepsini topluca zindanlara doldurmuş ve toplu katliamlar başlamıştı. Tam bir tevhid düşmanı idi bu kral. Hazreti İsa Aleyhisselam'dan yaklaşık 600 sonra kainatı şereflendiren iki cihan güneşi Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem ve onun sahabeleri de yine aynı zulüm ve işkencelere maruz kalacak. Bu sefer de Mekke'de zulüm tavan yapacaktı. Mekke müşriklerini Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ve sahabeler aleyhinde yaptıkları zulüm ve o zulümde başvurdukları yollardan biri de hapise atmaktı, zindanları doldurmaktı. Nerede sahipsiz ve savunmasız bir Müslüman görseler hemen yakalar ve Batha denilen yerde hapis eder, sonra da sırayla işkenceden geçirirlerdi. Hazreti Yasir ve Hazreti Sümeyye buradaki hapisliğin ve işkencenin neticesinde bu ümmetin firavunu Ebu Cehil'in eliyle şehit edilmiş, İslam'ın ilk şehit ailesi olmuşlardı. Zaten hapis ve şehadet birbirinden ayrılmaz ikiliydi ve hep ard arda gelmişlerdi. Önce hapsediyorlardı, sonra işkence ediyorlardı ve bunun neticesinde şehadete gidiliyordu. Kainatın Efendisi'nin tebliğ sahası genişleyip baş edemeyeceklerini anlayınca bu sefer toplu bir zindan olan açık cezaevi denilebilecek olan Şibi Ebu Talib mahallesinde bütün Müslümanları muhasara altına almışlardı. Buraya giriş ve çıkışlar yasaklanmış, onlara alışveriş yapılmayacak, hiçbir gıda maddesi verilmeyecek, hiçbir şekilde ticaret yapılmayacak, kız verilmeyecek, kız alınmayacak, vebalı, hastalıklı gibi görüleceklerdi. Zindan, hapis, alıkonma, muhasara, yasaklar, işkence neticesinde gelen şehitlik birbirini tamamlayan bir parçanın iki yarısı gibiydi ve orada da devam etti. Allah'tan başka himayesi olmayan ilk Müslüman olan her sahabe, Ebu Cehil'in, Ümmeyye'nin, Nadir bin Haris'in hapishanesinden geçmişti. Hapse girmek ve işkence görmek, sadık olmanın adeta bir şartı gibi olmuştu. Bunları tatmayanlara neredeyse başka gözle bakılmıyordu. Annesi oğlu Mus'ab bin Umeyr'i hapse atarken Süheyl bin Amr da oğlu Ebu Cendel'i zindana atıyor, zincirlere vuruyor, her gün kamçılıyordu. Ve bu hemen hemen her ailede vardı. Ve hemen hemen her sahabe o ailenin özel hapishanesinde bulunuyordu. Yıllar sonra biri Maune'de Asım bin Sabit ve arkadaşları şehit eden bedbahtlar ele geçirdikleri Hazreti Zeyd bin Desine ve Hazreti Hubeyd bin Adi yanlarında hapsetmişlerdi. Daha sonra da kendilerince karlı alışverişle Bedir'in intikamı olarak Mekke'nin müşrikleri sattıklarında bu iki kahraman sahabe mekanı bu sefer Mekke zindanı olmuştu. Hapis olduğu yerde ona hizmet eden köle çoğu defa Hubeyb'in elinde Mekke'de olmayan meyvelerden görüyordum der.
Sorduğunda bunlar Rabbimin bana cennetten ikramı cevabını almıştı. Hubeyb ve Zeyd Allah'ı tanımıştı ve Allah Resulü'nün sevdalısı olmuşlardı. Bu yola baş koymuş bir iki kahramandılar. Ve Allah'ı tanıyan, itaat eden zindanda da olsa bahtiyardı. Zindanda da olsa cennet hayatı yaşıyorlardı. İşte Hubeyb de o bahtiyarlardandı. Zaten kısa bir süre sonra fani dünyanın fani hapishanesinden alınmış, kardeşi Zeyd ile beraber şehit edilmişti. Burada Rabbinin ona taktırdığı leziz nimetlerinin asıllarını, menbaalarını görmeye cennete kanat çırpıp uçup gitmişti. Nerede sahipsiz ve savunmasız bir Müslüman görseler hemen yakalar ve Batha denilen yerde hapis eder, sonra da sırayla işkenceden geçirirlerdi. Hazreti Yasir ve Hazreti Sümeyye buradaki hapisliğin ve işkencenin neticesinde bu ümmetin firavunu Ebu Cehil'in eliyle şehit edilmiş, İslam'ın ilk şehit ailesi olmuşlardı. Zaten hapis ve şehadet birbirinden ayrılmaz ikiliydi. Ve hep ard arda gelmişlerdi. Önce hapsediyorlardı, sonra işkence ediyorlardı ve bunun neticesinde şehadete gidiliyordu. Kainatın efendisinin tebliğ sahası genişleyip baş edemeyeceklerini anlayınca bu sefer toplu bir zindan olan, açık cezaevi denilebilecek olan Şibi Ebu Talib mahallesinde bütün Müslümanları muhasara altına almışlardı. Buraya giriş ve çıkışlar yasaklanmış, onlara alışveriş yapılmayacak, hiçbir gıda maddesi verilmeyecek, hiçbir şekilde ticaret yapılmayacak, kız verilmeyecek, kız alınmayacak, vebalı, hastalıklı gibi görüleceklerdi. Zindan, hapis, alıkonma, muhasara, yasaklar, işkence neticesinde gelen şehitlik birbirini tamamlayan bir parçanın iki yarısı gibiydi ve orada da devam etti. Allah'tan başka himayesi olmayan ilk Müslüman olan her sahabe, Ebu Cehil'in, Ümmeyye'nin, Nadir bin Haris'in hapishanesinden geçmişti. Hapse girmek ve işkence görmek, sadık olmanın adeta bir şartı gibi olmuştu. Bunları tatmayanlara neredeyse başka gözle bakılmıyordu. Annesi oğlu Mus'ab bin Umeyr'i hapse atarken, Süheyl bin Amr da oğlu Ebu Cendel'i zindana atıyor, zincirlere vuruyor, her gün kamçılıyordu. Ve bu hemen hemen her ailede vardı. Ve hemen hemen her sahabe o ailenin özel hapishanesinde bulunuyordu. Yıllar sonra biri Maune'de Asım bin Sabit ve arkadaşları şehit eden bedbahtlar ele geçirdikleri Hazreti Zeyd bin Desine ve Hazreti Hubeyb bin Adi yanlarında hapsetmişlerdi. Daha sonra da kendilerince karlı alışverişle Bedir'in intikamı olarak Mekke'li müşrikleri sattıklarında bu iki kahraman sahabe mekanı bu sefer Mekke zindanı olmuştu. Hapis olduğu yerde ona hizmet eden köle çoğu defa Hubeyb'in elinde Mekke'de olmayan meyvelerden görüyordum der. Sorduğunda bunlar Rabbimin bana cennetten ikramı cevabını almıştı. Hubeyb ve Zeyd Allah'ı tanımıştı ve Allah Resulü'nün sevdalısı olmuşlardı. Bu yola baş koymuş bir iki kahramandılar. Ve Allah'ı tanıyan, itaat eden zindanda da olsa bahtiyardı. Zindanda da olsa cennet hayatı yaşıyorlardı. İşte Hubeyb de o bahtiyarlardandı. Zaten kısa bir süre sonra fani dünyanın fani hapishanesinden alınmış, kardeşi Zeyd ile beraber şehit edilmişti. Burada Rabbinin ona taktırdığı leziz nimetlerinin asıllarını, menbaalarını görmeye cennete kanat çırpıp uçup gitmişti. Derken de o son anında Allah'ın Resulüne selam yollamış, "Selamu aleyke ya Resulallah" diye haykırmıştı. O anda Medine'de mescitte sahabe ile oturan kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem birden elini kaldırıp "Ve aleyke selam ya Hubeyb" deyince sahabeler etrafa bakmıştı. Selam veren yoktu. Soran gözlerle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bakınca cevap vermişti. "Kardeşiniz Hubeyb'i şehit ettiler. O da bana selam yolladı. Cebrail aleyhisselam da onun selamını getirdi" buyurmuştu. Hapishane ve şehadet
iki arkadaş, iki yoldaş hep beraber yürümüşlerdi. Bu bir nasip ve kısmet meselesiydi. Allah ikram ve ihsan ediyordu nasiplilere. Tarih sayfaları çevrilirken yeri geldi bu sefer Müslüman Müslümana zulmetmeye başladı. Bu sefer Müslüman kanı Müslüman eliyle dökülüyordu. Müslümanlar hapishaneleri Müslümanlarla doldurmaya başlamıştı. İktidar ve debdebe sarhoşluğuna kapılan Yezid Ehl-i Beyt'e zulme başlayınca yardakçıları İbn-i Ziyadlar, Şemriler ondan daha çok istekli olmuşlardı. Kerbela'da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in ciğerparesi Hazreti Hüseyin radıyallahu anh şehit edilirken zindanlar onu sevenlerle ve onunla yürüyenlerle bu sefer dolmuştu. Bu dönemde Ehl-i Beyt'in payına zindan, sürgün, hicret ve şehadet düşmüştü. Yine yıllar geçti aradan ve büyük mezhep imamı Ahmet bin Hanbel Hazretleri sırf zamanın halifesine ters düşüp Kur'an'ın bir hükmünü görmezden gel ve bizim gibi halifeye uygun fetva diyenleri dinlemediği için hapishaneye atıldı. Ona günlerce işkence edenler kendi ahiretlerini berbat ederlerken büyük imam bu işkencelerden meydana gelen yaralarla Rabbine yürümüştü. Zaten diğer bir mezhep imamı olan İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri de aynı akibete uğramış. Neden sen de bizimle beraber hareket etmiyorsun diyerek dönemin yöneticileri tarafından hapse atılmıştı. Şerlileri tercih etmek için kurulan bu mekanlar o günlerde ve bugünlerde geri gelmiş insanlığın en hayırlıların uğrak yeri, uğrak mekanları olmuştu. O büyüklerin terbiye ve irşadıyla hapishaneler terbiyehane olmuş, Kur'an bülbülleri buralarda da ötmeye başlamıştı. Tarih sayfaları her aktığında bu hal hep böyle devam etti. Zindanlardan ne güller, ne karanfiller, kardelenler yetişti. Öyle ki kokuları dünyanın her tarafını kapladı. Hapishaneler arınmanın, temizlerin, temizlenmenin irşat mahalli oldu. Çeşit çeşit çiçekler, boy boy çınarlar, demir parmaklıklar arkasından dışarı taştı, her yeri bahara çevirdi. İmam-ı Rabbani Ahmed-i Faruki Hazretleri kendi döneminde bir güneşti ve cazibe kanunuyla kitleleri etrafında topluyordu. Onu kıskanan ve etrafındaki talebelerin çoğalmasından korkan Şah Cihan, onu Hindistan'ın en korkunç azılı suçluların olduğu hapishaneye gönderdiğinde gayesi orada ölüp unutulup gitmesiydi. Fakat Allah en güzel talebelerini, en değerli irşat erlerini o hapishanede ona nasip etti. Onlar da daha sonra o güneşten aldıkları nurla yeryüzünü gülistana çevirdiler. Şahların, kralların, imparatorların, hükümdarların, zorbaların, zalimlerin, diktatörlerin planı vardı. Ama Allah'ın da planı vardı ve her daim Allah'ın planı galip geliyordu. Onların hedeflediklerini tutmuyordu. Hesapları uzun vadede oluyor gibi görünse de uzun vadede alt üst oluyordu. Fiyaskoyla sonuçlanıyordu. Başka zamanlarda, başka diyarlarda zindanlar, hapishaneler daha ne güneşler gördü, ne baharlara saksırlık yaptı. Mahpus damları elbette ki o zamanlar güllerle, çiçeklerle dolup taştı. Elbette ki hepsini saymaya çalışmak mümkün değildir. Ruhaniyetleri bizi affetsin. Ve aradan uzun asırlar geçtikten sonra yine Mısır'da zulüm vardı, işkence vardı, acı vardı, ızdırap vardı. Aradan asırlar geçmiş olsa da bu sefer başka bir firavun vardı. Hasan el-Benna'yı sokak ortasına şehit edenler İhvan-ı Müslümin dansın, bitsin diye yapmışlardı. Köklerini kazıdık dedikleri zanda Seyyid Kutup ortaya çıkmıştı. Allah bayrağı Seyyid Kutup'a devretti. İrşadı ve tebliğiyle kısa sürede tanınan Kutup aynı zamanda dönemin firavunların da boy hedefi haline geldi. Birçok geçmeden
Ve çok geçmeden onun hakkında da tutuklamalar, hapishaneler, işkenceler başladı. Hapishane, firavunların ilk başvurdukları keskin kılıçtı. Rahmetli Seyyid Kutub'u... Rahmetli Seyyid Kutub'u da hapse attılar. Uzun yıllar hapis hayatı ve işkenceler neticesinde idam sehpasına şehitlik şerbeti içerken kendine yakışanı yapmıştı. Firavun Abdünasır, firavunluk yapıp onu unutturmaya çalışmasına mukabil Allah'ın ihsanı ve ikramıyla yazdığı tefsir Fizilayl Kur'an elden ele, dilden dile bütün dünyayı dolaştı, her eve girdi. Plan yine test etmiş, zalimin zulmünden kahraman bir kıyam bütün Müslümanlara bir ders çıkmıştı. Ve gün geldi, yine hapishane medrese Yusuf, hapishaneye medrese Yusufi adını veren Hazreti Bediüzzaman da aynı zulüm, adresi Hazreti Bediüzzaman'a da aynı zulümler yapıldı. Zaten tarih az farkla mekan ve isim farklılıklarıyla tekerrür ediyordu. O kendi ifadesiyle bütün ömrüm harp meydanlarında, memleket mahkemelerinde, memleket hapishanelerinde geçti. Çekmediğim eza, görmediğim cefa kalmadı diye ifade eder. Onu barbar sürgün olarak yollayanlar, yolu bile olmayan yerde ölüp düşsün diye yapmışlardı. Ama Allah öyle bir ayarladı ki, barla ehli imanın manevi imdadına gönderilen Risale-i Nurların telif edilmeye başlandığı ilk merkez oldu. Onu unutulsun diye barlaya yollayanlar, Haşir Risalesinin yazılacağını bilselerdi yaparlar mıydı? Daha sonra Denizli hapishanesine koydular ve orada zehirlediler. Ama Rabbi Rahim burada da insanların imanlarını kurtaran meyve risalesini ihsan eylemişti. İdamla yargılandığı Eskişehir hapishanesinden Allah'ın inayetiyle imanın tadının lezzetini duyuran El-Hüccetü Zehra ile çıkmıştı. Ehli dalalet hep bir planla gelmişti fakat hep Allah'ın planıyla tepe taklak olmuştu. Yine sürgün diye Kastamonu'ya yolladılar. Allah burada da sarsılmaz bir iman ve kırılmaz bir kılıç olan Ayet-ül Kübra Risalesi'ni ikram eyledi. Allah kendi yolunda mücadele edenlere imdad ediyor ve yollarını gösteriyordu. Ömrü hapishanelerde, sürgünlerde geçen Hazreti Üstad, Ümmet-i Muhammed'in iman selameti için her fedakarlığı yaptı. Onunla hapishaneler medrese oldu, zindanlar iman ilmi veren üniversiteler oldu. Sadakatın ve fedakarlığın ölçüsü de bu üniversitelerden diploma almak oldu. Hapishanelerin bu kadar kutlu, ulvi, eşsiz misafirlerini görünce Allah için, Resulullah için, Kur'an davası için burada misafir olmak ayrı bir şükür isteyen nimet oldu, hamd isteyen ikram oldu. Bu Allah'ın ayrı bir nasibi oldu. Bu ikrama ulaşmanın adı da sabır oldu, tevekkül oldu. Allah sabır edenlere yollarını açıyor, zafere ulaştırıyordu. Gurura kapılmadan Allah için mahkum olmanın şükrünü eda etmektir bu bahtiyarlığın karşılığı. Kur'an davası için hapse girdin ise bu kutuların kervanına arkadaş oldun demektir ve hamd gerektirir. Haksız, hukuksuz hapis olmak temizlenmenin işaretidir. Hele iftiraya maruz kalarak hapse düştün ise Allah seni seviyor, sevdiklerini arkadaş ediyor demenin yoludur. Ah ki bir de o büyüklerinde olduğu gibi üstüne bir de şehadet nasip olursa kainatın zerreleri azedince Allah'a hamd ve şükür olsun demen gerekir. Nasip eyle ya Rabbi, ihsan ve ikram eyle ya Rabbi. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.